Mehmet Ali Kaya kitabında Mehdi Aleyhisselam'ın sakalıyla ilgili doğru olmayan bir bilgiye şu şekilde yer vermektedir. Bu hadislerden en önemlisi Sait, fitnelerden uzak duran kişidir. Fitnelere maruz kalır da sabreder. Ona müjdeler olsun, onu bu hale düşürenlere de yazıklar olsun hadisidir. Bu hadiste geçen vaha, fevahen kelimesini İslam bilginleri yüzü açık ve sakalı yok manasına geldiğini söylerler. Ramuz'da bu konuda açıklamalar vardır. Mehmet Ali Kaya ve diğer bazı nur talebelerinin bu hadisle ilgili iki temel yanılgısı vardır. 1. Hadiste Bediüzzaman Hazretleri'nin isminden ve şahsından değil, fitne döneminde Müslümanların tamamının nasıl davranması gerektiğinden bahsedilmektedir. 2. Bu hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sakalıyla ilgili hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu hadise dayanarak Mehdi Aleyhisselam'ın sakalsız olacağını iddia etmek yanlıştır. Kardeşlerimizin kendilerince delil olarak gösterdikleri kaynaklarda da onların iddia ettiği şekilde bir bilgi bulunmamaktadır. Örneğin Ramuz al-Hadis'te sayfanın kenarında el-vehyu kelimesinin farklı anlamlarının yer almasının hadiste hiçbir bağlantısı yoktur. Söz konusu hadis Ramuz al-Hadis'te şu şekilde tercüme edilmiştir. Mesut kimse fitnelerden uzaklaştırılmış kimsedir. Fitneye düşmüş de sabretmiş. Ne güzel şey, ne güzel şey, ne güzel şey. Fitneyi yayanların ise vay haline, vay haline, vay haline. Ramuz al-Hadis'te söz konusu hadisin yanında yer alan şerhte ise hadiste geçen vahen kelimesinin değil, bu kelimenin de kökünü oluşturan veha fiilinden türeyen diğer kelime ve fiillerin kullanımları hakkında bilgi verilmektedir. Yani bazı nur talebelerinin iddia ettiği gibi yandaki şerhte yer alan ifadelerin hadiste bir bağlantısı yoktur. Veha kök fiili esas olarak yırtılmak, ayrılmak, sökülmek, yarılmak, parçalanmak, delinmek gibi anlamlara gelir. Bu şerhte ise kelimenin 9 farklı anlamına yer verilmiştir. Bu anlamlar arasında yarık, parça, delik, elbisede delik olması, elbisenin ipinin sarkması, su kabının bağının sarkması, şiddetli yağmur, ahmak, ahmaklık yapan insan, sakalı düşmüş, inci, kurbanlık deve gibi anlamlar bulunmaktadır. Ve bu anlamların hiçbirinin söz konusu hadisle bir bağlantısı yoktur. Hadisin yanına not düşülmüş terimleri tek tek inceleyelim. 1. Eşşaku vel harku, yarık, parça, delik. 2. Yukalı fissebbi vehyun eşşakkun şakka ve rahal hablu. Elbisede yırtık olduğu ve ip sarktığı zaman veh kullanılır. 3. Yukalu vehiyye sikau iza stereha, bağı yani ipi sarktığı zaman su kabına vehiyye sikau denilir. 4. Şiddetu matarin, şiddetli yağmur. 5. Ve ahmaku, ahmak. 6. Yukalu vehiyyer raculu iza ahmaka, adam ahmaklık yaptığı zaman vehiyyer raculu denilir. 7. Vesikutul lihiyeti, sakalın düşmesi. 8. Vel vehiyye tutturru, vehiyye inci demektir. 9. Vehyun minel ibili ve bi manat dafii, kurbanlık deve. Eğer bazı nur talebesi kardeşlerimizin yaptığı gibi kelimenin herhangi bir anlamını seçerek yorum yapılacaksa, o zaman kelimenin şiddetli yağmur, inci, kurbanlık deve, delik, ahmak gibi diğer anlamlarını kullanmamak için hiçbir sebep kalmaz. Ancak hem Arapça dil bilgisi, hem hadisin anlamı, hem konunun akışı böyle bir uygulamayı imkansız kılmıştır. Başta Ebu Davud olmak üzere tüm büyük İslam alimlerinin açıkladığı gibi, vahen kelimesi iki anlamda kullanılmaktadır. 1. Fitnelere sabreden kimsenin güzel ahlakını ve kazandığı güzel makamı vurgulamak için ne mutlu ona anlamında. 2. Fitne zamanında sabır gösteremeyen kişinin içine düştüğü durumu ifade edebilmek için vah vah yazık anlamında. Dolayısıyla Ramuz al-Hadis'te hadise sakalsız manası verilmiştir ifadesi doğru bir ifade değildir. Ramuz al-Hadis'te yer alan hadisin sakalla ve Bediüzzaman Hazretlerinin şahsıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.